diğer hocalarınızın bazılarının kayıtlarını sizden isteyebilirim. Umarım sizin için faydalı oluyordur bu dersler. Ben makale okuma ve değerlendirme anlatacağım. Yaklaşık bir saatlik sürede. Hepsini kullanacak mıyım bilmiyorum. Ama Kasım ayında benzer bir konuşma yapmıştım. Orada beni dinleyen bazı arkadaşlarım aynı şeyleri duyacaklar. Onlardan özür diliyorum ama çoğunuzun dinlemediğini düşünüyorum. 2018 MedPage Today, benim takip ettiğim Medscape ile birlikte önemli internette bilgi kaynaklarından bir tanesi. Bir kardiyoloğun orada bir yazısı vardı. Ya şu an herhangi biri bir tıp dergisi okuyor mu? Dergileri okuyor musunuz diye. Ben sizlerin okuduğunu düşünüyorum. Ben bunu sorduğum zaman bizim asistanlarımızın arasından da önemli miktarda okuyoruz dediler ama bakın burada bir eleştiri var. Bu eleştiri artık kimsenin diyor ki çok uzun bir süre önce, bu çok uzun bir süre önce bizim asistanlık zamanlarımız. Hani böyle çok çalışkan, dikkatli bir doktor 3-4 tane tıp dergisine abone olurdu diyor. Burada itiraf edeyim, niye yaptınız hocam diyenler gülümseyebilirler ama 1992'de ben dahiliye asistanlığa başladığımda New England Journal of Medicine'a abone olmuştum. 3 yıl süreyle de aboneliğimi sürdürdüm. Herhalde yıllık $400 falandı. Biz asistanken çok kazanıyorduk yani öyle 14 bin dolar falan kazanıyorduk muhtemelen. $400'larını Necim'e vermiştim. Şaka bir yana abone olunuyordu. Çünkü niye abone oluyordum? Kütüphaneye Necim çok geç geliyordu. Bir türlü okuyamıyorduk. Abone olduğumda eve geliyordu Necim ve birkaç gün gecikmeyle geliyordu. Daha hızlı okuyabiliyordum. Bu yazar da onu söylüyor. 3-4 dergiye abone olurlar. Ve işte bunlardan herhangi bir makale kendisinin ilgisini çekerse bunu da baştan sona okurdu diyor. Ama şu an artık bugünler geçti. Çünkü şu an artık 3-4 tanenin üstünde dergi var. Bunların hepsini takip etmek, hepsini okumak mümkün değil. Onun için birçok hekim, ben de öyle yapıyorum, e-mail'de bu yeni sayı çıktı ve içindekiler listesini görüyor. İşte şöyle 30 saniyede hızlıca bakıyor. İlgilendiğine gidiyor gibi. Yani makale okuma geleneği aslında çok değişti. Bunu itiraf etmek zorundayım. Ve adam şunu söylüyor. 200 tane genç doktorun olduğu bir toplantıda bunu soruyor. Yani siz herhangi bir dergiyi elektronik ya da fiziksel olarak okudunuz mu? Cevap sıfır. New England Journal of Medicine'ın hani öncü makalelerinin başlıklarını okudunuz mu? Hiç kimse okumamış. Kendi alanınızda bir tane makaleyi seçtiniz ve takip ettiniz mi? Yine el kalkmadı. Hani gerçekten bu durum giderek arttı. Bunun gerekçelerini ya da sonuçlarını biraz sonra söyleyeceğim. Ama bu sadece genç doktorlara özel bir durum zannetmeyin diyor makalede. Yani bu makale, bu yazıyı size biraz uzun uzun okuyorum. Sonra konuya gireceğim. Bu sadece genç doktorlarla ilgili değil diyor. Çünkü diyor ben Castle AF, bu atrial fibrilasyonla ilgili bir çalışma. Hani bu çalışmayı anlattığım zaman, bu çalışmayla ilgili bir yorum yazdığım zaman bana birçok kişi soru sordu ama hiç kimse yazdığım yorum yazısını okumamıştı diyor. Hani ne yazık ki bu ister sizin düzeyiniz, hani bakmayın bir takım hocalarınız şey diyebilir, ooo biz sizin zamanınızda çok okuyorduk. Yani ister sizin düzeyinizde ister bizim düzeyimizde makale okuma azaldı. Makale okuma niye azaldı onu bilmiyorum. Bence şöyle Türkçeleştirmek daha doğru. Malumat içinde boğuluyoruz ama bilgi için açlık içindeyiz. Etrafta çok fazla malumat var ama hangisinin bilgi olduğunu anlayamıyoruz. Hani şunu malumat işte nokta nokta ama bunları birleştirip bir süreç yaratmanın bilgi olduğunu ne olur unutmayın arkadaşlar. Peki şimdi hani günde kaç makale okumalıyız? Bakın bu 2013'te yayınlanmış çok da ilginç bir dergi aslında Oral Maxillofacial Pathology de yayınlanmış. Makale okumayla ilgili çok güzel bir yazı. Diyor ki 1978-1985 arasında yıllık olarak 272.344 makale yayınlanıyordu. 86-1993'te bu rakam 344.000'e çıktı.
1994-2001 arasında bu rakam 400 binlere çıktı. Bakın bu işi 2001'de bıraktı yazar. Referansı orada. Ve bu durumda diyor hani bir genel tıpla uğraşan bir doktorun günde 17 tane makale okuması gerekiyor 2001 yılı istatistikleriyle. Bunu 2011-2021'e çıkarttığınızda hani ya sadece 3 katla bile çarpsak benim günde 54 tane makale okumam gerekiyor. Şimdi bu çok zor. Onun için biz nasıl makale okuyalım biraz orayla ilgili de tiyolar vermeye çalışacağım. Bir kere makaleyi nasıl bulacağız? Makaleye nasıl ulaşacağız? Hiçbirinizin artık ne kütüphaneye gidip makale taradığınızı düşünüyorum. Öyle bir şey yapmayın da zaten. Boşuna vakit kaybı olur. Ben mesela bazen makaleleri nereden buluyorum? Twitter'dan buluyorum. Her ne kadar hastane bilgisayarından Twitter'a bağlanmak yasaklandı ama bakın dün gece yarımda yaptığım bir tarama bu. Nefroloji yazdım Twitter'a. Başka bir şey değil. Ya ilk çıkan yani 27 dakika önce birisi tweet atmış ve Covid döneminde nefroloji eğitimi, nefroloji fellowlarının eğitimi nasıl etkilendi makalesi. Şimdi ben bu makaleyi Journal of American Society of Nephrology'nin Table of Contents'ine abone olarak da bulabilirdim. Ama sadece anahtar kelimeyle burada da bulabiliyorum. Hani hoca çok Twitter'da vakit geçiriyor diyenler için hemen PubMed'i söyleyeyim. PubMed bizim asistanlığımızda ciltlerle taradığımız bir bilgi kaynağıydı. National Library of Medicine yıllık olarak ya da aylık olarak fasiküller çıkartırdı. Hangi dergide ne yayınlandı biz oradan tarardık. Siz şanslısınız. Yine bunu dün gece yaptım. Hacettepe yazdım. Bakın İmdat'la Burcu'nun bir makalesini gördüm. Berçem'in bir tane case report'unu gördüm. Kendime de reklam yapıyorum. Ama şimdi Hacettepe yazarsanız mutlaka üstüne 3-4 tane makale gelmiştir. Ama bunları da görebilirsiniz. Ya bu da bir tarama şekliydi. Ben makaleyi buradan da bulabilirdim. Buldum. Benim e-mail adresime 2.36'da uyanık değildim. Allah'tan bir kısım, bir miktar uyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey düşüyor. Her perşembe sabahı. Çünkü her perşembe New England Journal of Medicine'ın yayınlanma günü. Ve ben bunu görüyorum. Bunu gördükten sonra diyorum ki ben ne okuyayım? Tıklıyorum. New England Journal of Medicine'a ulaşıyorum. Bakın 4 Mart sayısı yani bugünkü sayı. Şimdi aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın 50 yıllık süreci. Ben bunu okumak zorundayım. Başka şekilde kardiyologlarla atışamam. Sonra bir bakıyorum orijinal makaleler benim en çok işime yarayacak. Şimdi ya şu tamam belki okuyabilirim ama şunu okumak zorundayım. Çünkü haftaya bana biriniz diyebilirsiniz ki hocam hastanede yatan siroz hastalarında albümün verelim mi? Bilmiyorum çocuklar. Hocam geçen hafta Necim de çıktı okumadınız mı? Diyebilirsiniz. Ya da albümini telli presinle verirsek tip 1 hepatorenal sendrom. Bakın ya bu tesadüf. Hani her Necim'de bu kadar okuyacağım makale olmayabilir ama 4 orijinal artikelin 2 tanesi benle ilgili. Benim bunu kaçırmamam lazım. Niye Necim? Reklam yapmam için para mı verdiler? Hayır. 72 impact faktörüyle en yüksek impact dergisi. Asistanlıkta da okuyordum. Şimdi de okumak zorundayım. Hani onun için önce hani günde 54 tane makale okuyamayız. Ama neyi nasıl okuyacağımızla ilgili bir seçim yapmak bence makaleyi nasıl okuyacağımız kadar önemli. Ve ben o makaleleri okuduktan sonra Necim'in bu makaleler için yazdığı editoryal yorumu da okumak zorundayım. Bu bana hani evet textbook'ta da ben intravenöz albümin uygulamasını okuyabilirim, telli presini okuyabilirim. Ama Necim'deki yazıların birkaç sene sonra mutlaka textbook'a gireceğini, sizlerin textbook dışında up-to-date takip ettiğinizi de biliyorum. Kısa bir süre sonra up-to-date'in de kendisini bu makalelerle güncelleyeceğini bildiğim için benim bunu burada yakalamam önemli. Peki ne okuyacağız? Bakın bunlar genel tıp dergileri. Seversiniz sevmezsiniz bilemem ama New England Journal of Medicine, Perşembe günleri, Lancet, Cuma günleri, JAMA, Çarşamba günleri, British Medical Journal Cuma günleri yayınlanır. British Medical Journal İngiltere'de işte British Medical Association'ın yayınıdır. Hemen hemen birçok üyesine de evine ulaşır, hastanesine ulaşır. Hani o haftalık dergi gibidir. Cuma günü alırsınız onu, cumartesi pazar okursunuz. Şimdiye kadar hiç duymayanlarınız varsa ne olur bu derginin Christmas özel sayısı vardır. 15 Aralık'tan sonraki iki sayıyı birleştirir.
çok esprili makaleler çıkar. Hani o beklenen bir şeydir. Yıl boyu Table of Contents'ine abone olduğun e-mail ile içindekiler listesini gördüğüm dergiler. Biter mi? Bitmez. İç hastalıkları var. Çünkü ben genel tıp okuyacağım ama ben aynı zamanda bir iç hastalıkları asistanıyım. Sizin gibi. İç hastalıkları uzmanıyım. Annals of Internal Medicine, JAMA Internal Medicine, eski adı Archives of Internal Medicine'dı. American Journal of Medicine. Bunlar Amerika'nın baba iç hastalıkları dergileri. Unuttuğum varsa bir dergiyi bilen arkadaşlarımdan özür dilerim. Journal of Internal Medicine, İskandinavların 1863'ten beri yayınladıkları bir dergi. European Journal of Internal Medicine, giderek yükselen bir dergi. Ya da Internal and Emergency Medicine, şu ikisinin editorial board'unda olduğum için biraz torpil yaptım bu iki dergiye. Ama bu dergilere de bakmak zorundayım. Peki ben genel bilim okumayacak mıyım? Mutlaka okuyacağım. Aslında Nature Science, Journal of Clinical Investigation, PNAS. Bunlar genel bilimin, bakın genel tıp demedim, genel bilimin en önemli dergileri. Çünkü siz bu dergilerde meteoroloji, jeoloji vesaireyle ilgili, işte iklimle ilgili de önemli şeyler bulabilirsiniz. Ve ben bu dergileri hani bir şekilde içindekiler ne var diye bakmak zorundayım. Size de bunu bakın diye öneriyorum. Zaten bir süre sonra bazılarınız bağlantıyı kapatacaksınız. Bu kadar okursak kafayı yeriz hocam diyeceğinize eminim. Peki ben nefroloğum. Nefrolojide de dergi takip edeceğim. Burada da yine en yüksek impactlı dergilerden başlayarak işte Amerikalıların dergileri, Kidney International, Jason, Clinical Jason, American Journal of Kidney Disease, Nefroloji Diyaliz Transplantasyon, Clinical Kidney Journal. Bakın sadece benim listem desem haftalık içindekilere 3, 6, 8, 10, 13, 16 bunlar aylık, 17, 18, 19, 20 haftalık. Mümkün değil aslında bir açıdan. O zaman hangi makaleyi okuyalım, niye okuyalım? Bunu nereden aldım? Biraz önce gösterdiğim 2013 Journal of Oral Maxillar Pathology dergisinden. Yani hani orada diyor ki siz bir araştırma amacıyla bir şey okuyacaksanız lütfen orijinal araştırma makalelerini ya da randomize kontrollü çalışmaları, kontrollü klinik çalışmaları, deneysel çalışmaları, kohort çalışmalarını ya da vaka kontrol çalışmalarını okuyun. Bunların tasarımları size anlatılacaktır. Ama amacınız tanı koymak, tedavi, prognoz yani ya ben bir tane hastamın atıyorum hereditar siferostozu var. Ya onunla ilgili kendimi güncelleyeceksem derleme okuyabilirim. Ya da o konudaki son çalışmaları bir araya getiren bir proceeding okuyabilirim. Ya da textbook okuyabilirim hiç karıştırmadan. Çünkü bir bilgi raporları okuyabilirim. Bir konuyu güncelleyeceksem narrative review. Narrative review hani bir konuyu kapsamlı anlatan derlemedir. Ya da o konuda sistematik derleme ya da meta analizler yine bana o konuyla ilgili bilgi verir. O zaman biz hani makale nasıl okuyalıma gelemedim bir türlü biliyorum ama makale seçmemiz lazım. Ben bir araştırma yapacaksam herhangi biriniz bana gelip işte hocam kan basıncını biz alfa blokerle düşürürsek böbreği korur muyuz? Ya çocuklar alfa blokerle böbrek koruma çalışmalarına bir bakın. Buraya bakmadan hiçbir research düşüncesi oluşturmayın. Ama sizin derdiniz akut böbrekte renal replasman tedavisi nasıl yapılırsa onu derlemeden okuyabilirsiniz. Hani bu şekilde okuma seçimi yapın. Şimdi nasıl okuyalım? Yani bence okuyalım önce ama gerçekten bu yoğunlukta ve günde 50-60 makale okuyacaksanız baştan sona okumak mümkün değil. Bazı şeyleri okumanız lazım. Bu biraz önce söylediğim derginin önerisi. Önce başlığını okuyun diyor. Ve son yıllarda dergiler sizin makalelerinizi kabul ederken başlığınızı da belirliyorlar. Bakın New England Journal of Medicine 80 karakterden daha uzun başlıklı makale kabul etmiyor. Diyor ki daha kısa başlıklar daha dikkat çekici oluyor. Uzun uzun bilmem ne ağdalı başlık olmasın. Önce başlığa bakın. Sonra başlıkla ilişkili anahtar kelimelere bakın. Birçok abstrakta anahtar kelime yazmanız istenir. Bu sizin işinize geliyorsa tamam bu sizin makaleniz. Devam edin. Şimdi
Burası diyor ki abstrakt, özet bir şeyle başlayın. Bazı yerler abstrakta hiç bakmayın. Çünkü abstrakt çok kötüdür. Okuyacaksanız introduction okuyun diyorlar. Çünkü introduction bir makalenin niye yazıldığını söyler diyorlar. Ama vaktiniz azsa abstrakt okuyabilirsiniz. Abstraktın, hani abstraktın metodunu ve sonucunu okumanız lazım. Şimdi burası diyor ki amaçlar net mi? Bunu abstraktan anlayabilirsiniz bazen. Araştırma hipotezi net mi? Sonuçlar net mi? Eğer bütün bunlar sizi tatmin ederse o zaman bütün makaleyi okuyun. Ama kimisi bunu introduction okuyarak yapın diyor. Bakın tamamen amaca yönelik bir şey söyleyeyim. Biraz önce size Journal of Clinical Investigation gösterdim. Ben Journal of Clinical Investigation'ı 1998'de deneysel çalışma yapmak için gittiğim İngiltere'de gördüm. Laboratuvara geliyordu düzenli olarak. Ve makaleyi okumaya başladığımda introduction okuyordum, metodu geçiyordum, sonuç ve discussion okuyordum. Bana metodu okuyacaksın. Bakın amacınız neyse ona göre okumanın yeridir o. Eğer siz bir işte ne bileyim hayvan deneyi yapacaksanız okuduğunuz makalelerde insanlar hayvan deneyinde ne sonuç bulmuş değil, o hayvan deneyini nasıl tasarlamışları bilmeniz çok daha önemli hale gelecek. Şimdi nasıl okuyalım? Bu dediğim gibi benim bir nefroloji platformunda yaptığım konuşmaydı. Necim'de yayınlanmış, bizim de çok bildiğimiz son dönemde hani nefrolojide önemli heyecan yaratan, burada hiçbir konflikt oluşturmuyorum, hiç kimseye taş atmıyorum, hiç kimseyi incitmemeye çalışıyorum, beni tanıyorsunuz, böyle bir amacım yok. Bir tane makaleyi nasıl okumak lazımla ilgili işte adım adım gitmeye çalışacağım. Soru var mı bu ana kadar Başak? Hocam chat ekranına düşen bir soru yok şu anda. Tamam. Ben çünkü o ekranı hiç göremiyorum. Ama tamam. En azından biriyle, en azından sen oradasın. Hani kimse dinlemiyorsa bile. Şimdi yok, kalabalık eminim dinliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir makaleyi, bakın Necim'i özel olarak örnek verdim. Ama ne olur şunu unutmayın arkadaşlar. Hani geçen sene Nobel alan bir insanın sosyal medyaya düşmüş, Nature'dan reddedilmiş makalesi vardı. Ya büyük dergiler büyüktür ama büyük dergiler bazen büyük çalışmaları kaçırabilirler. Yani ben ısrarla Necim diyeceğim ama bazen hiç adı olmayan bir dergide de çok ilginç makaleler çıkabilir. Ama ne olur önce büyük denizde boğulmaya çalışın. Hedefinizi Necim'e koyun. Necim'de hiç makaleniz olmayabilir ama onun altındakilerde en azından makaleniz olabilir. Onun için hani burada birlikte Necim'deki bu DAPA-CKD'yi okumayacağız. Nereye nasıl bakmanızla ilgili tiyolar söyleyeceğim. Şimdi ben bu makaleyi gördüğümde tamam kronik böbrekle ilişkili, benle ilişkili New England Journal of Medicine'da yayınlanmış. Bakın vaktim olsaydı gerçekten hani dün gece uyumak zorunda olmasaydım size Terli Press'in makalelerini nasıl okuyalım da yapabilirdim ama benim okumam gerekirdi önce. Çalışmanın temel amacı nedir? Araştırmada yanıtı aranan soru nedir? Ben bununla başlayacağım. Çünkü bu makale beni ilgilendiriyor mu? Bakın abstraktı okumadan bakacağınız yer introduction'ın son paragrafı. Yani bize lazım olacak şey, hop benim slaytlarım gitti değil mi? Evet hocam. Özür dilerim. Tekrar. Yanlış bir yere dokundum sanırım, özür diliyorum. Görüyor musunuz? Şu an göremiyoruz hocam. Şimdi geliyor. Ha, geldi mi? Geldi. Tamam. Şimdi ben hani abstrakt okumadan, şimdi başlığı okudum, başlık beni cezbetti. Başlık benle ilgili yeni bir makale. Bir böbrek çalışması Necim'de, Lancet'te, JAMA'da yayınlanmışsa klinik disiplinin ötesinde de bir önemi vardır. Yani bunu sadece nefrologlar okusun istemiyor insanlar. Bunu genel tıp okusun. Endokrinolog da okusun, genel dahiliye de okusun, aile hekimi de okusun. Çünkü buradaki ürün, buradaki ürünü ilaç anlamında söylemiyorum.
burada bu makalenin çıktısı genel tıbbı ilgilendirecek dediği için Necim bunu kabul ediyor. Şimdi introduction bu çalışmanın niye yapıldığını söyler ve introduction'ın son cümlesi, size mutlaka makale yazma dersi de anlatılacak, İbrahim abi anlatacak diye gördüm programda, o da söyleyecektir. Introduction'ın son cümlesinde bu çalışma, we designed bilmem ne, to assess the long-term efficacy in patients with chronic kidney disease, with or without type 2 diabetes. Yani tip 2 diyabet olsa da olmasa da ben bu ilaç grubunu kullanabilir miyim? Acaba bunun etkinliği ve güvenliği var mıdır çalışması? Şimdi bunu öğrendim. Tamam, ben bununla ilgileneceğim. Sonra çalışma ne tür bir araştırmadır? Çünkü çalışmaların bir hiyerarşisi var. O hiyerarşi de size anlatılacak. Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli çalışma. Bu nerede yazar? Bu da metodun ilk cümlesidir genellikle. Yani metoda girdiğinizde biz hastalardan kan aldık demezsiniz. Prospektif mi yaptınız, retrospektif mi yaptınız, kesitsel mi yaptınız? Bunu söylemeniz lazım. İyi bir makalede bununla başlar. Tabii ki bu bir hayvan deneyi ise işte 14 tane hayvanı şöyle yaptık, şöyle yaptık, işte bilmem ne metabolik kafesinde besledik diye de söyleyebilir. Hücre kültürü ise o modelini anlatabilir. Hani biz tabii daha ağırlıklı klinik ve klinisyen olduğumuz için klinik çalışma. Şimdi randomize olması çok önemli. Çünkü taraf tutmayacaksınız. Çift kör olması çok önemli. Plasebo kontrollü. Şimdi hani hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir dizayndır bu. Ama bakın büyük dergiler artık her detayı almıyor. Details regarding the trial design and baseline characteristics have been published previously. Nerede? Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi'nde yayınlandı. Eğer siz bu konuda yeni bir araştırma yapacaksanız, siz yeni bir SGLT2 çalışması yapacaksanız, sizler büyük çalışmalar yapacaksınız. Hani Clinical Trials Go'a çalışmanızı kaydettir. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir çalışma kayıt sistemi var. Bunun azıcık hikayesini söyleyebilirim bilmeyenler için. Çocuklar yıllar önce ilaç firması çalışmaları yapılırdı. Otururdu araştırıcılarla ilaç firması yöneticileri. Çalışma kötü çıkarsa çalışmanın sonuçları çekmecede kalır, hiç kamuoyuna açıklanmazdı. Yani yeni bir diyabet ilacı buluyorsunuz diyelim, hemoglobin A1c'yi düşürmüyor. Bir özel grupta denediniz. İşte gebelerde verdiniz, düşürmedi. Ama sizin ilacınız piyasada ve gebelerde kullanılıyor şu an. Bu çalışmanın sonuçlarını açıklamazdınız. Bu iş giderek artınca 2000'li yılların başıydı sanırım ya da 90'ların sonu. Ya böyle bir büyük çalışma bir yere kaydedilecek. Çalışmayı yine yayınlamayabilirsiniz. Ama çalışmanız bitince sonuçlarını buraya girmek zorundasınız. Yani büyük bir dergide yayınlamayabilirsiniz. Böylece herkes görür. Ama büyük dergiler şu an siz çalışmanızı bitirip gönderdim dediğinizde buraya daha önceden kaydettirdin mi diye size soracak. Çalışma bittikten sonra da kaydedemeyeceksiniz. Bunu tıklayıp yani Clinical Trials Go'a girip şu kodla bu çalışmanın ne zaman başladığını, ana protokolünün özetini vesaireyi bulabilirsiniz. Bu çalışma dizayn açısından önemli. Sonra şimdi ben evet işte dapagliflozin kronik böbrek ya kime yapmışlar kime yapmamışlar. Çünkü bu benim klinik pratiğim için önemli. Şimdi derse ki eğer kronik böbrek hastalarına yaptık ama GFR'si 45'in üstüne yaptık. Ben 45'in altını kullanmayacağım. Yaptık ama proteinürisi 3 gramın altına yaptık. Demek ki 3 gramın üstüne bu veriyi, makaleyi yorumlarken kullanamayacağım. Onun için bakacağım yer burası olacak. Metotta katılımcıları bana anlatacak. Hangi hastaları aldığını söyleyecek. Katılım kriterlerini söyleyecek ama dedim ya artık the full inclusion and exclusion criteria burada. Yani makalenin içinde her şeyi bulamayabilirsiniz. Büyük dergiler makale yerlerini bile cimri kullandıkları için her şeyi yazdırmazlar. Ama ben buradan bir şeyleri görüyorum. Tip 1 diyabette ben bu ilacı kullanamam. Çünkü bu çalışma orada yapılmamış. Polikistik böbrekte de kullanamam aslında. Bakın bu çalışmanın sonucunu buraya götüremem.
Ya da lupus nefritli hastalarda kullanamam. Kronik böbrek hastası var bu çalışmada ama lupus nefritliler yok. ANCA ilişkili vaskülitte de kullanamam nokta. O zaman ben bu aslında albümin riski olan. Ya 12 grama kullanabilir miyiz hocam? Hani biriniz sorsa Ahmet evet ya belki kullanabiliriz ama kanıtı yok Ahmet. Deneyebilirsin ama kanıtı yok Ahmet. Bir zarar verir misin? Bilmiyoruz Ahmet. Çünkü bu makaleden bunlar çıkmıyor. Gönüllerin randomizasyonu var mı? Varsa nasıl yapılmıştır? Bunun var olduğunu zaten söyledim. Ve size bunu göstermek istedim. Yani bu makale çıkmadan önce protokolü adamlar buraya yazmış durumdalar. Yani protokol de önemli bir nefroloji dergisinde yayınlanmış durumda. Detayları orada buluyorsunuz. Bunu göstermek zorundayım. Bütün makaleleri ben de okumuyorum artık. Makaleleri konuşmanın sonunda da söyleyeceğim. Satır satır okuyan herkese hayranım. Hepinize. Okuduğunuz müddetçe. Ama bazen gerçekten zamansızlıkla işte NDT bana diyor ki ben sana diyor bir görsel abstrakt yapayım diyor. Bu görsel abstrakt diyor işte çağa uygun cep telefonunda bakabilirsin. İşte 400 civarında merkez var, 4300 hasta hedeflenmiş, tip 2 diyabeti olan ya da olmayan hastalar, 18 yaş üstü, EGFR kriterini gördüm, albuminuri kriterini gördüm, dışlama kriterini gördüm. Ne ilaç verdi, ne kadar takip etti? Event driven, yani olaya bağlı bir süre var, çalışma süresi. Primer sonlanım, işte outcome'larım da bunlar. Bakın ben artık bu çalışmaya çok daha hakimim. Ama çocuklar birisi sizi sıkı sorguladığında ya burada her şey yazmıyor aslında. Bana birisi bu çalışmanın sekonder sonlanımını söyle dese ben bu görsel abstraktla söyleyemem. Onun için bir yerde bir sunum yapıyorsanız ya da bir çalışmayı bu makaleyle ya da okuduğunuz başka bir makaleyle yapacaksanız lütfen fosforlu kalemlerinizi alın. Fosforlu kalemli olmayanların Adobe PDF'i fosforlayabildiğini unutmamasını söyleyeyim. Hani eski usul ders çalışırken o tuz kitaplarını çizerdiniz ya. Gene çizin. Sekonder outcome bu. Metotta şurada eksik var, şurada hata var. Hiçbir platforma eksik bilgiyle çıkmayın. Gerçekten mahcup olabilirsiniz Allah korusun. İşte randomizasyonu da buraya bu kadar özetlemişler. Bunun detayına girmeyeceğim ama ben bunu görmek zorundayım. Çünkü bu randomizasyon yönteminde hata varsa ki bunu Mutlu abiye soracağız. Mutlu Ayran derse ki bu randomizasyonda hata var. İşte 1:1 yapmışlar, 3:1 yapmışlar, 2:1 yapmışlar. Ha, oradaki hata. Benim kendi istatistik bilgimle anlayamadığımda da benim de kapı çalacağım insanlar olacak sizin de. Bakın time to event analysis yani o olayın gerçekleşmesi süresine göre değerlendirdik ve şunlardan herhangi birinin ilk ortaya çıkması. Tahmini GFR'nin en az %50 azalması. Ama bunu 28 gün içinde bir daha baktık diyor. Bakın burayı okuyacaksınız. Çünkü birisi size derse ki ya bir kere mi bakmışlar EGFR'ye? Hayır, bir kere daha konfirme etmişler. İşte son dönem böbrek yetmezliğinin başlaması. Nasıl bir tanım bu? 28 günden daha fazla işte diyalize girme, böbrek nakli vesaire. Sekonder sonlanım, onlar da burada var. Onlar da time to event analiz yapılmış ve hiyerarşik olarak yani en önemlisinden en önemsizine kadar biz onları da buraya yazdık demiş. Çalışma destekleyicisi ve verilen desteğin özellikleri nelerdir? Ya bu önemli midir? Bu önemlidir çünkü. Türkiye'de, dünyada ırkçılarla doludur çocuklar. Ne konuşuyoruz? Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı. Ya bu çok kötü bir kelime. Bu söylem çok kötü bir söylem. BioNTech aşısı diyebilirsiniz üretici firmadan dolayı. Sinovac aşısı diyebilirsiniz. Ama Çin aşısı dediğinizde bir güvensizlik algısı var. Alman aşısı. Almanlar hile yapmazlar değil mi? Biz öyle inanırız. Ön yargımız vardır. Halbuki Volkswagen firmasının bazı ürünlerinde hile olduğunu Amerikalılar buldu. Volkswagen özür diledi, para ödedi. İnsanın olduğu her yerde hile olabilir. Ama ne olur ön yargılı olmayın ama titiz olun.
Çalışmanın bir destekleyicisinin olması çalışmanın ayıbı değildir. Ama siz çalışmayı didikleyip hata bulursanız New England Journal of Medicine'a yorum yazabilirsiniz. AstraZeneca'nın buraya para vermesi bilime para vermesidir. Ama bilimle oynadıysa sizin oyunu saptamak da sizin ve bizim görevimizdir. Onun için hani sponsora bakın ama bir çalışmanın sponsorunun olması demek mutlaka yalan söyledi demek değildir. Sizin TÜBİTAK'ınız eğer size derse ki ben size 120 milyon euro bütçe veriyorum çalışma yapın. 20 milyon euro bütçe veriyorum çalışma yapın. Tamam. Ama size o firma vermiyor. Nokta nokta ilaç firması veriyorsa o parayla dürüst çalışma yapmak için yine uğraşır. Etkilenir etkilenmez. Yani bu çok farklı bir tartışma. Şurada NIH görseydik, National Institute of Health, bağımsız çalışma diyecektik. Burada bağımlı çalışma diyecektik. Hocam hiç etkilenme olmaz mı? Olur çocuklar. Sizde hiç olmuyor mu? Kesinlikle olur. Siz bu grupla birlikte dur, kesinlikle bir miktar etkiliyordur. Ama işte bu etkilenme olmaması için işte mutlaka otokontroller oluyordur. Diyelim ki bir firma çok büyük bir çalışma yapıyor ve bir sonuç buluyor. Ama başka bir sonuç bunu desteklemiyorsa iş çöpe gidiyor. Bu bir. İki, bir firmanın para koyması sonucun her zaman iyi çıktığı anlamına gelmez. Rosiglitazon hikayesi vardır. Diyabet ilacı diye anlatacağım. GlaxoSmithKline'ın ürünüdür. Onlar parayı koymuştur ama sonuç kötü çıkmıştır. Ürün piyasadan çekilmiştir. Yani yola çıkarken onlar da bilmiyorlar. Şimdi DAPA-CKD çalışmasında kronik böbrek hastalığı, diyabete bağlı olanlar da iyi çıkabilirdi. Çıkmaya da bilirdi. Kronik böbrek hastalığı olup diyabet olmayanlar da sonuç kötü çıkabilirdi. Bir risk alıyorsunuz burada aslında. Ve bu riskin sonucunda evet yayınlamayabilirlerdi ama yayınlamasalar bile biz onu NCT-03-06150'den ya kronik böbrek hastalığı diyabete bağlı değilse bu ilaç hiçbir işe yaramıyor arkadaş deyip çöpe de atabilirdik. Onun için hani buna da mutlaka bakın. Sonra çalışma akış diyagramı. Bakın bu çok önemli. Bunu son yıllarda ben de önemsiyorum, dergiler de önemsiyor. En son tez yaptığımız sevgili Güldehan da çok güzel bir akış diyagramı yaptı tezine. Oradan biliyorum. Çalışmalarda bu çalışmanın kolay görünürlüğünü de sağlıyor. Yani şimdi binlerce insan var ama kimi nasıl aldınız? Bakın Necim o kadar büyük dergi ki ben onu basmam diyor, sen onu supplement olarak gönder diyor. Ne olur bakın 7500 kişi girmiş, bu önemli. Ama 3200 kişiyi alamamışlar çalışmaya. Şimdi burada niye alamadıkları da bazen çalışmanın kalitesi açısından önemlidir. 4304 kişiyi randomize etmişler. Bu da çok güzel. 2100, 2100. Bu da çok güzel. Şimdi bundan sonra nereye bakacaksınız biliyor musunuz? Şu son sayı. Çalışmayı kaç kişi tamamladı? Diyelim ki dapagliflozin 2100 ile başladı. 800 ile bitti. Plasebo 2100 ile başladı. 900 ile bitti. Ya bu çalışma iyi bir çalışma değil. Çalışmaya girenlerin çoğu çalışmadan çıkmış. Şu nedenle ya da bu nedenle. Halbuki burada %99,5, %99,8 çalışmayı tamamlamış. 3 yıl, 4 yıl takip süresi boyunca bu çalışmada kalmış hastalar. Sayı yeterli, benim için değil, herkes için çok güçlü bir çalışma. Çalışmadan elde edilen esas sonuç nedir? Bu sonucun klinik uygulama açısından önemi nedir? Şimdi ben bu makaleyi niye okudum? Çünkü ilginç geldi. Kronik böbrekte işe yarayacak mı? Şimdi o sonuca bakacağım. Bir makaleyi zamanınız yok, hızlı okuyacaksanız sonuç cümlesi discussion'ın ilk cümlede discussion'ın ilk cümlesi ben şunu buldumdur. Lütfen siz de makalelerinizi böyle yazın. Şimdi arkadaşlarım makaleyi yazıyorlar. Makalede de iyi sonuç bulmadıklarını düşünüyorlar. Şimdi burada discussion'ın ilk cümlesi ya aslında biz böbrek nakil hastalarında tansiyon ilacı şunu düzeltir mi diye bakmak niyetiyle bu çalışmayı yapmıştık ama şimdi siz bunu yazdığınızda hakemlerle ilgili şeyi Bülent Okan anlatacak sanırım. Ya ben bunu okuduğumda hakem olarak abi bu adamlar daha kendileri bana ne bulduklarını söylemeden
ya özür dileriz işte biz bir yanlışlık yaptık ama ne olur şu makalemizi basın diye. Hani böyle bir tabloda giriyorlar dersiniz ve bu makale gider. We found that. Biz bunu bulduk. Participants with chronic kidney disease with or without type 2 vesaire vesaire. Çalışma reklamı yapmayacağım. Bu çalışmayı 100 bin kere dinlediniz. Ama bir ilaç kullanıldı, süper çıktı. E hiç mi yan etkisi yok? Ona bakacaksınız. Diyor ki placebo vesaire grubunda ben benzer buldum. İlk cümlesi bu. Benim için en önemli şey bu. Korktuğum bir şey var. Diyabetik ketoasidoz. DAPA grubunda hiç kimse de işte bilmem ki. Yani bakın sonuçlarınızı verirken de okura da hakeme de hitaben yazacaksınız. Ciddi hipoglisemi, Fournier gangreni. Çünkü bu ilaçlarla ilgili beklenen yan etkiler. Bu ilaçlar 5 yıldır biliniyor. Bunun üstüne adam diyor ki ben bunları bulmadım diyor. Ama tablosuna bakacaksınız. Ha, bunu eleştireyim. Ben bu makaleye hakemlik yapmadım. Keşke yapsaydım. Çok mutlu olurdum. Bu makalenin hakemlerinin yan etkileri yeterince sorguladığını düşünmüyorum ben. Çünkü birçok yan etki çok yani böyle çok üstün körü. Mesela ben buraya baktığımda genital enfeksiyon göremiyorum. Şimdi bu ilaçların böyle de bir sorunu var. E niye hiç kimse yazmamış? Tamam anladım. Ketoasidozda sorun yok. İşte kırıkta sorun yok. Bilmem ne de. Bunlar önemli yan etkiler. Bunu da biliyorum. Ama abi ben bu hastalara pratikte verdiğimde genital enfeksiyon sorunu yaşayacak mıyım? Bu çalışmada ne çıktı? Diyabetik olmayanlar belki daha az genital enfeksiyon. Bunu da öğrenmek isterim. Supplementary appendix'e bakacaksınız. Orada var. Yazarların çıkar çatışması. Bu da çok önemli. Bu ahlak açısından önemli. Mustafa Arıcı AstraZeneca'ya konuşma yaptıysa bu konuşma yaptığını söyleyecek. Bu konuşma sırasında da söyleyecek. Böhringer'e yaptıysa da ben burada bir espri yapayım. Beni birçok yerde konuşmacı olarak dinliyorsunuz. Yıllar önce işte ben yeni yarın doçentim. Amerika'da hipertansiyon kongresine gittik. Amerika'nın en çok meşhur adamlarından birisi. Dedi ki bir tane slide koydu. Tabii hepiniz gülümseyeceksiniz dedi. Ama size şöyle söyleyeyim dedi. Ben bu gezegende konuşma yapmadığım ilaç firması yok dedi. Ama dedi ben sadece kiralığım hiç kimse beni satın alamaz dedi. Yani yazarlar çıkar çatışmasını da mutlaka söyleyecekler. Ve tek tek bunlar istenir. Ve buraya bazen hiç çıkar çatışmam yok yazanlara gülersiniz. Hani atıyorum AstraZeneca yapmış. David Wheeler ben bildiğim için söylüyorum. İngiltere'de nefrologtur. Diyelim ki tıklayayım bakayım. Ya AstraZeneca için konuşma yaptığını ben biliyorum. Eğer David Wheeler buraya bunu yazmadıysa hani İngiltere'de onun arkadaşları onunla dalga geçerler. Ne olur iki şeyi unutmayın. Avrupa'nın kültüründe bu var. Bozulur bozulmaz onu bilemem. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer girmez bilemem. Bir açıklık. Bu dürüstlük demektir. İki adalet. Bu ikisi olduğu zaman siz ister bir birliğe girin ister girmeyin arkadaşlar. Ne olur bunları da makale vesilesiyle söyleyeyim. Şimdi ikinci bir makale daha var. Bu da geçen sene Necim'de yayınlandı. Hani bu bir ilaç çalışması değil. Bu da şiddetli ANCA ilişkili vaskülitte plazma değişimi ve glukokortikoid çalışması. Bakın bununla ilgili her şeyi tek tek söylemeyeceğim ama benzer şeyler var. We conducted the PEXIMUS trial in patients with bilmem ne. Niye? Çünkü burada amaç plazma değişimiyle ilgili randomize kontrollü çalışma yok. Sonra glukokortikoidin dozlarıyla ilgili de yok. Yıllardır bir şey yapıyoruz. İnsanlar bir araya geliyorlar diyorlar ki biz böyle bir şey yapalım. Ne tür bir araştırma? Yine randomize, kontrollü, aktif. İşte 2x2 faktöryal dizayn. Niye bir grup plazma exchange, bir grup almayacak, bir grup düşük doz, bir grup yüksek doz glukokortikoid alacak vesaire. Ama bu da yine daha önce yayınlandı. Final protokol de burada. Bakın dünya değişiyor. Bizim asistanlığımızda değil ama bizim asistanlığımız arasında hocalarımız şunu anlatırdı. Ya bir tane case report'u yazacağım diye dolaba dosyasını kilitleyen hocalar vardı diye. Yani bu da kötü bir şey. Ne olur artık adam size protokolünü veriyor. Eğer bir çalışma yapacaksanız benim protokolümü okuyun diyor. Buradan esinlenebilirsiniz diyor. Benzer bir dizayn yaparsınız diyor. Bunları geçiyorum. Clinical trials. Burada başka şeyleri söyleyeceğim. Biraz hızlanıyorum.
Şimdi çalışmaya alınma ve dışlama kriterleri. Bunlar da yazmışlar. Bakın ama yine supplementary appendix. Onun için makaleyi okumak yetmeyecek, makale ekleri de okunacak. Randomizasyon var mı? Var tabii. İşte 1-1-1-1-1 randomizasyon var burada da. Neler yaptıklarını, randomizasyonun nasıl yapıldığını. Ve ne yaptığını anlatıyor. Çalışmanın destekleyicisi. Bakın, Cambridge University Hospitals. No agreements concerning. Şimdi yani bir üniversiteyle anlaşma yapmanız da bazen sizi etkileyebilir. Ama diyor ki herhangi bir anlaşma yapmadık. UK National Institute for Health ve diğerleri. Bu diğerlerini de burada yazıyor. Bakın birçok burada grup var. Ama ilaç firmalarından da destek alıyor. Niye? Plazma exchange için malzeme kullanacağım. Bu da farklı bir çalışma dizaynı. Yani hiçbir ilaç firmasını tek başına çalışmaya almıyorsunuz. Ama ilaç firmasına diyorsunuz ki bana malzeme desteği yap, ben sana teşekkür edeceğim. Bu da bir çalışma dizaynı. Bir hışırtı geliyor Başak. Benden mi? Bu farklılık yok hocam benim fark ettiğim ama. Tamam. Şimdi gitti. Bakın bütün destekçiler burada. Bütün destekçilerden aldıkları fonlar burada. Çocuklar dünya çapında çalışma yapmak kolay değil. Bırakın dünyayı, Türkiye çapında. Yani herhangi biriniz, içinizde hayalleriniz olanları biliyorum. Benim de var, vardı, var olacak. Yaşadığımız müddetçe hayal olacaktır. Ya atıyorum, ya işte ne bileyim, Türkiye'den 2400 tane diyaliz hastasıyla çalışma yapmak istesem ben. Hacettepe'nin 80 hastası var. Ankara'da belki 2400 hasta var ama birçok yerle görüşmem lazım. Bunlar için para lazım. Ya bu kadar işe uğraşmak lazım. Ancak bunun sonucunda New England Journal of Medicine'a giriyorsunuz. Akış diyagramı yine aynı şekilde. Bakın ama burada neler var? Şimdi 704, 352, 352 fena değil. 322, 338 bu zor bir çalışma. Hocam 700 hastalık çalışmada Necim'e kabul ediliyor mu? Biz hep 4000. Ya 700 değil. Bazen 70 hastalık bile Necim'e kabul edilebilir. Yeterince güzel bir hipotezse, ilginç bir alansa. Ne olur bunu da unutmayın. Sonuç ne? Klinik uygulama açısından önemi var mı? Severe uncontrolled short dead plasma exchange did not result in a lower incidence of death. Bana diyor ki, ya plazma değişimi hastaların ölümünü de son dönem böbrek yetmezliğine gidişini de etkilemedi. Şimdi duracağım ben ama biz yapıyorduk. O zaman geri gideceğim. Niye geri gideceğim biliyor musunuz? Çünkü alınma ve dışlama kriterlerine bakacağım. Baktık mı ona? Bakmadık, baktık. Burayı daha dikkatli okuyacağım. Çünkü belki burada alınmayan ama benim plazma exchange yapıp kurtaracağım hastalar olacak. Yani makaleyi biz sadece araştırma yapmak için okumuyoruz. Günlük pratiğimiz için de okuyoruz. Onun için ben bu supplementary appendix'i okuyacağım ki visit Peksibas bütün her şeyi değiştirecek demiyorum. Çünkü bunun çalışma dizaynını da eleştirenler olacak. Bunu da okuyacaksınız. İşte ne zaman değiştirecek biliyor musunuz? Kılavuza girdiğinde ya da textbook'a girdiğinde. Bunun için hani her makale sizin bilgi hazinenize düşecek ama sonucu değiştirmesi zaman alacak. Buraları hızlı gösterdiğim için geçiyorum. Şimdi başka bir şey daha söylüyor. Oral glukokortikoidlere düşük miktarda temas da diyor standart dozdan aşağı kalır değil. Yan etki açısından ben avantajlıyım. Ya bana diyor ki anka ilişkili vaskülitli hastalarda düşük doz glukokortikoid verebilirsin ve en azından bir gruba plazma değişimi yapmayabilirsin. Malzeme, zaman vesaire kazanacağım. Ölen olmayacak mı? Olacak. Ama yapsan da kurtaramayacaksın onları diyor. Onun için böyle bir senaryoyu bu şekilde götürüyor. Tabii ki işte yine aynı şekilde gidiyorum. Bakın bunları göstermiyorum. Yan etkiler. Şu kadar söylüyor bana. Ama diyor ki supplementary 5'e bak. Açıp oraya bakacağım. Düşük doz glukokortikoid standart. Yani ne tür yan etkiler varsa onları oradan okuyacağım. Çıkar çatışması var mı? Var yine. Bakın bir ilaç firması çalışması değil. Ama Dr. Merkel ben şuralardan danışmanlık ücreti aldım demiş. Tek tek söylemiş. Bunlar ayıp değil. Doktor Jane, dünyada vaskülitin en baba adamlarından birisi Cambridge'de.
Öner Karadağ hocanızın yanına gittiği kişi demiş ki ben şunları aldım. Yani bunu beyan ettiğiniz müddetçe bu sorun değil. Şimdi yine bir görsel abstrakt. Çünkü vaktimiz yok. Necim de artık görsel abstrakt yapıyor. 704 hasta, plazma exchange %28.31. Arada fark yok. Standart doz glukokortikoid, düşük doz glukokortikoid, arada fark yok. Bu bir dakikada makaleye bakmak için. Ertesi gün bir hoca pat diye sorarsa. Ama bu makaleyi anlatmak için bu görsel abstrakt yetmez. Bu sadece size ya bu makalede ne var diye hatırlatır. Ama ne yazık ki zamansızlık nedeniyle çoğumuz ona bakıyoruz. Birkaç tane şey daha söyleyeyim. Bakın Twitter demiştim. Burada Yağmur Tahıllıoğlu'nu da gördük. Ben koymadım. O çıkıyor dikkat ederseniz. Nefroloji Journal Club. Uzun süredir Amerika'da bir grup Twitter'da nefroloji makale saati yapıyor. Mutlaka başka disiplinlerde de vardır. Hepsini benim takip etme şansım yok. Ama ya bazen o kadar eğlenceli oluyor ki. Tek sorun Amerika saatiyle yapıyorlar. Türkiye'ye bazen saat uymuyor. Ama yine buna bakarken, hani bunu ararken şunu gördüm. Bu bir Kanadalı nefrolog. Nefrolojik Journal Club near you until then note this. Bakın burada bir not var. O notta da diyor ki hastaların önemli bir kısmı çalışmadan düşmüş aslında. Bakın daha çalışmayı okumadım ben. Ama adam bana diyor ki bu çalışmada bir sıkıntı var. Bir iki hafta sonra da biz bunu tartışalım diyor. Bazen bu tartışmalara makalenin yazarını da davet ediyorlar. Bu tartışmalar tamamen tweet atarak oluyor. Yani birisi tweet atıyor, birisi ona cevap veriyor vesaire. İlginç bir platform önerir. Ama bu kadar makale söyledim. Delirmeden önce okurdum. Elime ne geçerse okurdum. Ne geçti elime? Hiç. Demek ki okumamışım. O da iyiymiş diyebilirsiniz. Bence okuyun. Delirseniz de okuyun. Çünkü şöyle diyenlerden olmayın. Bu slide azıcık kalsın. Yani böyle profesörleri var ülkenin. Üzülerek söylüyorum. Ben onu kastetmedim demenin hiçbir anlamı yoktur. Okuyun çocuklar. Yanlış okuyun, bilmem ne okuyun. Ama okuyun diyerek ben herhalde burada bitiriyorum. Soru varsa soru cevaplayalım istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Chat ekranına düşen bir soru yok şu anda. Sorusu olan varsa bağlanıp sorabilir. Damla'nın bir sorusu oldu hocam. Alexander neydi Damla? Şimdi kızın adını Alexander Elbekyan mı? Güzel sunumunuz için çok teşekkür ederiz. CGHub hakkında görüşlerinizi merak ettim. Damla çok güzel. Yani CGHub'ı kullanıyorum. Önce onu söyleyeyim. Neden kullanıyorum? Çünkü her yerde Hacettepe platformuna bağlanamıyorum. Ama mesela Elsevier şöyle bir şey yapmış. Elsevier dergilerinden birine hakemlik yaparsanız, hakemlik çok hamallık işidir. Size yaptığınız hakemlik için 60 gün Elsevier dergilerini açık veriyor. Benim şu an 280 günlük kredim var Elsevier'de. Bu niye önemli biliyor musunuz? Şimdi ben şu an hamdolsun diyeyim seyahat etmiyorum. Havaalanındayım, bir toplantıya gidiyorum. Makaleye ihtiyacım var, makale yok. CGHub, ben teşekkür ediyorum. Ama bu işin telifi, yayın hakkı, ya burası çok farklı bir konuşma konusu. Gerçekten uzun uzun tartışmamız lazım. CGHub'ı kullanıyorum ama dergilerin bir kısmının da, mesela Elsevier'in dünyanın önemli bir silah üretici grubunun yayın evi olduğunu da biliyorum. Oraya karşıt bilimin açık olması kötü bir şey değil. Bazı makaleleri yayınlatmak için 2000 euro gibi paralar istendiğini de biliyorum. Onun için bu konuda bir şey söyleyemiyorum. CGHub sadece bana kolay ayda 3-5 dolar yardım edebilir. Hiç etmedim şu ana kadar. Erkin Çınar Elbakyan tamam işte biz de öyle söylemiştik. Erkin beni düzeltmeyi çok sever. Hocam fetvalarınızı bekliyor. Koca bir grup yazmış. Fetva veren hocalar başka yerde Erkin diyerek. Ben bu Erkin'i çok seviyorum. Yahya çok teşekkürler. Bir önceki sorunun devamı olacak ama öğrencilik textbook PDF'lerinin
Şimdi bu biz makale okumakla başlamıştık. İş farklı bir yere geçti. Sevgili arkadaşlar, bilim bir miktar pahalı bir iş. Kızmayın bunu dediğim için. Eğer bilim yapacaksak, Celal Şengörlü'yü de tanırsınız. Bazı görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız ama bilim insanlığı iyidir. Zenginlerin işidir der. Ben yanlış olduğunu söylerim bunu. Ama bilimle uğraşacak insanın para düşünmemesi lazım. Yani sevgili Yahya'nın Harrison Internal Medicine'ı eline alıp, ben hala öyleyim, sayfalarını karıştırıp kütüphanesine koyabilmesi bence çok güzel olur yani. Sorun Yahya'ya bulunduğu pozisyonda bunu alabilecek maaşın verilmemesi. Ya da kızmasın Yahya, bu Yahya'ya değil, bazen o harcama kalemlerimizi başka yere aktarmamız. Yani ben New England Journal of Medicine'a abone olduğumda 1992'de arabam yoktu asistanlıkta. Ben arabamı da 95'te aldım. Yani 3 yıl boyunca Necim'e abone olmasaydım erken araba alabilirdim çocuklar. Hani bunların hepsi tercih. Böyle yapın demiyorum. Çünkü ben o son delirdim karikatürünü kendime yakıştırıyorum zaman zaman. Okumaya da bilirdik. Ben bunu seviyorum. O textbook'u eline almayı seviyorsan Yahya, sana az maaş verenlere ben hiçbir şey demiyorum. Yani buradan şimdi beni politik konuşturmayın. Başak bunları kayda dedi ki kaydedeceğiz dedi. Sonra başıma iş gelir. Öyle bir korkum yok. Bakın bu ülkede para kaldırım yapmaya vesaireye gitmesi yerine kitaba, bilime, gerçekten bilimle uğraşana gitmeli. Ama bunun da altını çizeceğim. Her araştırma görevlisi, her doktor, her doçent, her profesör, her o unvanı olan kişi aldığı maaşın hakkını ve karşılığını veriyor mu? Onu da sorgulayacağız. Yani olayları ne olur tek taraflı sorgulamayın. Ben asistan olarak bu parayı alıyorum. Devlet bana bu kadar para veriyor. Az ama ya ben bunun karşılığını veriyor muyum? Daha çok sorgulayın. Yanlış anlamayın. Yahya aldığının 5 kat karşılığını veriyordur da bir başka Yahya'mız vardır. Yani o aldığı maaş gerçekten ülke köprü, yol vesaire yaparak kalkınmaz. Yani bu ülke bilimle ürün geliştirerek kalkınır. Fetva ise bunu veriyorum Erkin Bey, fetva olarak. Ama bilimden ayrılmayın. Hiç kimsenin de fetvasına inanmayın. Kendi yolunuzu kendiniz çizin. Şimdi bir soru da Erkin'den geldi. QXMD gibi bizim için dergi makale filtreyi öneren kesinlikle faydalı QXMD'yi ben kullanıyorum. Hepsini tek tek anlatacak zamanım olmadığı için girmedim. QXMD nefrolojiyi söylüyorum. Her cuma mailbox'ıma bir grubun seçtiği dergi geliyor. Ama gerçekten gösterdiğim bütün dergilerin table of contents'ine ben aboneyim. Göstermediklerim var. Circulation, işte Journal of American College of Cardiology. Benim çünkü çok kardiyoloji camiasıyla temasımı da biliyorsunuzdur. Hypertension, Journal of Hypertension. Yani hani oraya aslında bir 8-10 dergi daha yazabilirdim. E-mail'e düşüyor. Vaktim olduğunda e-mail'e bakıyorum ve diyorum ki bu makale benim işime yarar. Tıklayıp okuyorum ama mutlaka bir yerler var. Medscape var. Orası çok önemli makaleleri hemen haberleştiriyor. Kesinlikle bunları kullanın. Yoksa ortalıkta malumat çok ama o malumatın içinde kaybolmayın. 13.55. Erkin Bey'den başka bir soru yoksa ben en çok Damla'yı seviyorum diyeyim. Erkin şimdi alınır, küser, kızar. Hepinizi seviyorum, şaka yapıyorum. Tehmez de Pinterest'i önermiş. Hanım ve tedavi algoritma fotoğrafları güzel. Temez orada başka fotoğraflar da var. Onlara bakmıyorsun değil mi? Oğuz da teşekkür etmiş. Ne yapayım? Size sataşmadan duramıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Var mı soru Başak? Sen izin verince kapatacağız Başak. Yani olan varsa bağlamak söylesin hocam. Tamam. Evet. Temez de beni seviyormuş. Pinterest'te benim fotoğraflarımı aramak için giriyor ama bulamadı henüz o. Biliyorum. Yo, Pinterest, ya çocuklar platformlarda sorun yok. Platformları güzel kullanın. Platformlardaki sorununu söyleyeyim mi? Bakın ben Twitter'ı gerçekten bazen makale ya da haber okumak için
gidiyorum ama bir yerden bir yere tıkla 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 bazen de vakit kaybettiğimi düşünüp kahrolsun diyorum. Çünkü bir şey ararken 15 şeye bakıp vakit kaybediyorum. Ondan da kendinizi koruyun. Evet, hepinize teşekkürler o zaman. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.